Merhaba dostlarım. Bugün sizlere İslam dünyasının en büyük alimlerinden ve en büyük müfessirlerinden biri olan Fahreddin Razi'nin kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Fahreddin Razi hakkında çok az kaynak olduğundan dolayı videom oldukça kısa olacaktır. Bunu da önceden belirtmek isterim. Fahreddin Razi 6 Şubat 1149 yılları ile 29 Mart 1210 yılları arasında yaşamış büyük bir İslam alimidir. En çok etkilendiği İslam alimleri ise Muhammed Gazali, İmam-ı Şafii ve İbn-i Sina'dır. Fahreddin Razi 1149 yılında İran'ın Rey kentinde doğmuştur. 1210 yılında Afganistan'ın Herat kentinde vefat etmiştir. Tam adı Muhammed bin Ömer bin Hüseyin'dir. İslam'ın altın çağı olarak bilinen çağda yaşamış büyük bir alimdir. Tam adı Muhammed bin Ömer bin Hüseyin'dir. İslam'ın altın çağı olarak bilinen çağda yaşamış büyük bir alimdir. Şunu da belirteyim, İslam dünyasının altın çağı olarak bilinen çağda İslam dünyasının en büyük alimleri çok ilginçtir. Horasan tarafından yani İran tarafından çıkmıştır. Fahreddin Razi babası büyük bir alim olmasından dolayı ilk eğitimini babasından almıştır. Din ve fen konularındaki eğitimini zamanının en ünlü alimlerinden almıştır. Eğitimden sonra seyahat etmeye başladı. Harezm'de Mutezilelerle, Herat'ta ise Kerramiyelilerle tartışmalarda bulundu. Horasan'da Kutbettin Muhammed tarafından ilgi gördü. Fahreddin Razi dini ilimlerde başarılı olduğu kadar pozitif ilimlerde de çok başarılı bir bilim adamıydı. Fahreddin Razi özellikle fizik alanlarında çalışmalar yapmıştır. Cisimlerin hareketi ve ses üzerine büyük çalışmalar yapmıştır. Fahreddin Razi'nin tartışmasız en büyük eseri Mefatihul Gayb isimli Kur'an tefsiridir. Tefsiri Kebir, Ulu Tefsir olarak da bilinen kitabın ismi Türkçe'ye Gayb'ın Anahtarları olarak çevrilmiştir. Bu eser sistematik olma yönüyle tefsir alanının öncü çalışmalarından olarak kabul edilmiştir. Nesefî de bu eserin kısaltılmış şeklini içeren Vadıh isimli bir kitap yazmıştır. Geçmişteki İslam alimlerine baktığımızda felsefe en önemli çalışmalarından biri oluyor mutlaka. Bugün günümüzde bazı beyinsizler felsefenin önemsiz bir şey olduğunu, gereksiz bir şey olduğunu anlatmaya çalışırlar. Felsefe dediğimiz olay her zaman söylediğim gibi düşünme ve sorgulama sanatıdır. Eski İslam alimlerinin hepsinin de bu konuda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Fahreddin Razi'nin eserleri arasında Risale-i Fi'n-Nübüvvet, Menakib-i İmam-ı Şafii, Tenzib-i Delail, İrşad-ı Nuzzar, Uyunul Mesail, El Mahsul, El Burhan ve ismini sayamadığım birçok büyük esere imzasını atmış büyük bir İslam alimidir Fahreddin Razi. Kısacası Fahreddin Razi özellikle de tefsir alanında İslam dünyasının en büyük alimlerinden birisidir. Videonun başında belirttiğim gibi Fahreddin Razi hakkında çok kaynak olmadığından dolayı videom biraz kısa oldu. Elimden geldiğince sizlere tanıtmaya çalıştım. Hoşça kalın dostlarım.